Merhaba herkese, hepiniz hoş geldiniz. Ben Rümeysa Karataş, 2018 yılı Yıldız Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliğinden mezun oldum. Bugün bu panelde şube avukatımız Sercan Aran ve Soma Maden Faciası'nda yaşamını yitiren Uğur Çolak'ın ailesi İsmail Çolak ile Gülsüm Çolak konuğumuz olacak. Hepiniz hoş geldiniz. Sorularınızı aşağıda yorum kısmına yazmayı unutmayın. Konuşmacılarımıza söz vermeden hemen önce bir konuşma yapacağım. Daha sonra konuklarımızın kendilerini tanıtmalarını ve konu hakkındaki görüşlerini öğreneceğiz. Hep birlikte soracağımız bolca soru var. Dilerseniz başlayalım. Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen ve Cumhuriyet tarihinin en büyük madencilik faciası olarak 301 emekçinin ölümüyle sonuçlanan katliamın üzerinden 7 yıl geçti. Soma faciasından geriye 301 maden işçisinin acısı ve yıllara yayılan adalet mücadelesi kaldı. Ancak ne yazık ki geçen bu 7 yıl içerisinde ne madencilerin çalışma koşulları olması gerektiği şekilde düzenleyen yasal düzenlemeler hayata geçirildi, ne de Soma katliamı davasında verilen kararlar adaletin yerini bulmasını sağladı. Halen iş güvenliği ile ilgili yeterli tedbirlerin alınmadığı, mühendislik ilkelerini göz ardı ederek bilim ve teknikten uzak, çıkar amaçlı iş yapanların var olduğu, yaşanan faciaların kader olarak görüldüğü, rant amacıyla her sahanın maden testine dönüştürüldü ve madende çalışmak dışında başka imkanı olmayan insanların zorlu şartlarda çalışmaya mecbur edildiği bu ülkede Soma'yı ve yaşanan diğer maden facialarını unutmamak, başka maden facialarının yaşanmaması için gereken önlemlerin alınması gerektiğini her fırsatta dile getirmek görevimizdir. Herkes bu katliamın sorumlularının bir an önce ortaya çıkarılıp hesap sorulmasını istiyor. Bu da sözü Sercan Bey'e veriyorum. Buyurun Sercan Bey. Merhaba, herkese iyi akşamlar diliyorum öncelikle. Öncelikle bu programı düzenlediğiniz, organize ettiğiniz için de Harita Kadastro Mühendisleri Ankara Şubesi'ne ve değerli yönetim kurulu üyelerine de ayrıca teşekkür etmek isterim. Ben yıllardır Soma davasını takip eden avukatlardan bir tanesiyim. Bu davayı yıllardır emek veren birçok meslektaşımızla birlikte takip etmekte ve Soma'da gerçek adaletin asıl sorumluların yargılanması için tüm emek ve çabamızı buraya vakfetmiş durumdayız. Ancak gelinen aşamada maalesef gerçek, adil ve adaletli bir karar çıkmadı. Neden çıkmadı? Yargıya defalarca kez bu davada müdahale edildi. Nasıl müdahale edildi? İlk grup yargılamalar başladığında öncelikle dosyanın savcısı, ardından kıdemli üyesi ve en sonunda dosyaya en fazla hakim olan ve tüm tanıkları, sanık sorgularını yapmış, mağdur aileleri dinlemiş olan mahkeme başkanı değiştirildi ve yerine Elbistan'dan bir mahkeme başkanı getirildi. Salih Pehlivanoğlu. Salih Pehlivanoğlu kimdi? Kısa bir basın taramasıyla bunu zaten herkes görebilir ve bilebilir. Bizim özel bir çaba ve girişimle elde ettiğimiz bir şey değildi. Elbistan'da, Çöllolar'da yine bir maden kazasında milyonlarca ton toprağın altında kalan ve halen o işçiler bugün itibariyle bile o toprağın altından çıkarılabilmiş değiller. Gerçekleştiği bir iş cinayetinde patronlara beraat kararı veren, yine işçi sağlığı ve güvenliğinden sorumlu mühendislere, diğer alt düzeydeki mühendislere de para cezası vererek bu kişilerin cezalandırılması değil, ödüllendirilmesi mahiyetinde değerlendirilebilecek bir kararla bu dosyayı kapatan bir hakimdi. Bu hakim geldiğinde zaten biz adil bir karar çıkacağına dair var olan ümitlerimizi gerçekten kaybetmiştik. Devam eden yargılamanın sonunda da zaten bu kaygılarımız doğru çıkmış oldu ve sanıkların davanın en başından beri yaptığımız olan tartışma olan olası kas tartışmamız adeta kenara bırakılarak sanıklar taksirle ödüllendirildi. Biz bu karara karşı tabii itiraz ettik. Dosyayı istinafa taşıdık. Ancak istinaf mahkemesi yerel mahkemeden de daha kötü bir karar verdi. Nasıl bir karar verdi? Cezalara dair bir değişiklik yapmadı istinaf mahkemesi. Ancak yerel mahkeme ceza alan sanıkların bir daha madencilik faaliyetinin yapmasının da önüne geçen bir hüküm tesis etmişti. Bu hüküme rağmen istinaf bu kararın ilgili buna dair hükmünü de kaldırarak sanıkların cezalarını infaz ettikten sonra madencilik faaliyetinin yapabileceğine karar verdi istinaf mahkemesi.
tüm bu netice itibariyle biz bunu da Yargıtay'a taşıdık. Yargıtay 12. Ceza Dairesi ilk değerlendirmesinde tam olarak katılmasak da sadece 4 sanığın olası kasta cezalandırılması gerektiğine hükmetti. Bu karar maden iş cinayetleri açısından ve genel anlamda düşündüğümüzde iş cinayetleri açısından emsal teşkil edecek bir niteliğe haizdi. Çünkü ikinci defa bir maden iş cinayetinde Yargıtay olası kast tartışması yapmış oluyordu. Bu yönüyle olumlu buluyorduk. Ancak bizim olası kasttan sorumlu olduğunu düşündüğümüz ve bu yönüyle ceza almasını düşündüğümüz sanık sayısı elbette daha fazlaydı. Eksik ama kısmen de olsa olumlu bir karardı Yargıtay 12. Ceza Dairesi'nin kararı. Sonrasında ne olduysa bir anda Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı kanunen, ceza muhakemeleri kanunu verici bir itiraz hakkı vardı buna dair. Buna dair itiraz hakkını kullanarak tekrar 12. Ceza Dairesi'nin bir incelemesine sundu dosyayı. Ancak bu aşamada yine bir yargıya müdahale vardı. Aradan geçen 2,5 aylık sürede Yargıtay 12. Ceza Dairesi'nin kararı veren 5 kişilik heyetinin başkan ve bir üyesi hariç geri kalan 3 üyesi değiştirilmişti. Ve bu üyelerde zaten daha önce AKP bürokratı olan Adalet Bakan Yardımcılığı ya da Cezaevi Tevki Evleri Müdürlüğü yapmış AKP bürokratlarından oluşturulmuştu. Ve yine tesadüfi olmayan bir şekilde değiştirilen bu 3 üyenin oy çokluğuyla olası kast tartışması tekrar rafa kaldırıldı ve sanıkların aslında sorumluluğunun yerel mahkemenin tartıştığı düzeyde taksir düzeyinde kaldığına karar verdi mahkeme. Sadece sanıklardan Can Gürkan ve diğer 3 sanık yönünden, toplamda 4 sanık yönünden kararı bozmuştu. Ne diyordu bu bozma kararı? Sanık Can Gürkan basit taksirden 15 yıl hapis cezası almıştı. Bunun bilinçli taksir düzeyinde kaldığına karar vermişti Yargıtay 12. Ceza Dairesi ikinci kararıyla. Bu kararla da sadece en fazla 22,5 yıl hapis cezası alabilecekti. Yine beraat eden Türkiye Kömür İşletmeleri Kontrol Baş Mühendisi olan 2 sanık vardı. Adem Kurt ve Efkan Ormanoğlu. Bunların da beraat kararı değil, basit taksir düzeyinde cezalandırılması gerekir diyerek Yargıtay kararı bozmuştu. Son olarak da şirketin yönetim kurulu üyesi olan aynı zamanda da acil durum eylem plan sorumlusu olan Haluk Evinç 8 yıl 10 ay ceza almıştı ve bu şahsın da beraatine karar verilmelidir diyerek Yargıtay bozmuştu. Sonrasında başlayan Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde ikinci grup duruşmalarda da heyet hızlıca dosyayı karara çıkarmak için çaba sarf etti. Bizim aslında Anayasa Mahkemesi'ne yaptığımız bir başvuru vardı. Yine Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Enerji Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda yargılanmasını istediğimiz kamu görevlileriyle alakalı Anayasa Mahkemesi'nin bir ihlal kararı vardı. Bu ihlal kararı doğrultusunda Danıştay'dan bir karar bekliyorduk. Bu dosyanın da beklenip bunun neticesine göre kamu görevlileriyle birlikte mevcut yargılamanın devam edilmesi ve bunun bekletici mesele yapılmasını talep etmiştik. Mahkeme bu taleplerimizi reddetti. Hukuki gerekçeler olan bu taleplerimizin reddi üzerine biz heyeti reddetmemize rağmen heyetin reddine de yani hakimin reddi taleplerimiz de reddedildi ve nihayetinde mahkeme Can Gürkan'ın ile alakalı 20 yıl hapis cezası verdi. Efkan Kurt ve Adem Ormanoğlu TK kontrol baş mühendisleri ile alakalı da 12,5 yıl hapis cezası verdi ve acil durum eylem plan sorumlusu olan Haluk Evinç'in de beraatine karar vererek dosyayı tekrar kapatmış oldu. Sonrasında da şu anda da bizim yapacağımız şey tekrar dosyayı Yargıtay'a taşımak. Bunun için de şu anda gerekçeli kararın yazımını ve bizlere tebliğini bekliyoruz deyip dosyayla alakalı kısa bir bilgi vermiş olayım sürece dair. Umarım uzun tutmamışımdır. Sonrasında da sizlerden gelecek sorulara göre genel anlamda değerlendirmelerde bulunuruz hep birlikte. Teşekkür ediyoruz. Şimdi benim bir sorum var. İkinci grup duruşma kararı geçen gün verildi. Bu konuda İsmail Bey ile Gülsüm Hanım'ın fikirleri neler? Bunları da merak ediyoruz. Bizimle paylaşırlarsa çok mutlu oluruz. Merhaba. Tüm konuklara buradan Soma'dan sevgi ve selamlarımızı iletiyoruz. Tabii ki çıkan karar bizi asla mutlu etmedi. Çünkü bu asıl karar 2018-11 Temmuz'unda bir karar veren hakimin Yargıtay'ın bozduğu ve olası kastan yargılanması gereken insanların formaliteden bir tiyatro oyunu gibi bir yargılama süreci yaşandı. Can Gürkan, Adem Ormanoğlu, Efkan Kurt ve Halil Evinç adına.
Bu gülünç, bunu asla kabul edilir bir şey değil. Olası kastan yargılamaları gerekiyordu. Asıl dosyanın başına dönersen, bu dosya nasıl 301 tane insanın bu ülkede hayatını kaybettiği büyüklüğünü düşündüğün zaman bu dosyadan aslında çıkacak kararların da çok büyük olması beklentimiz vardı. Yani madem adil bir karar bekliyorduk ama Sayın Avukatımız Sercan Arar'ın da dediği gibi ülkemizde yargı yürütme maalesef kalmadı. Anayasa mahkemeleri tanımayan yerel mahkemeler, Avrupa İnsan Mahkemesi tanımayan bir siyasal iktidar ve bu ülkenin hakimi savcısının olduğunu söyleyen kendi tekelinde her şeyi ben bilirim, ben yaparım anlayışla yürütülen kokuşmuş, çok affedersin hukukçu arkadaşlarım, çok affedersin, kokuşmuş bir hukuk sisteminde biz yaklaşık 6 yıl Soma, İzmir, Ankara olmak üzere adalet aradık. Dedik ki biz adaletten başka hiçbir şey istemiyoruz. Tek dileğimiz 301 tane insanımızın ölümünden sorumlu kimlerse bunların adil bir şekilde yargılanıp adil hak ettikleri cezaların almasıydı. Soma Cumhuriyet Başsavcısı bu dosyayı hazırlarken olası kastan zaten bu iddianameyi hazırlamıştı. Ama Sercan Okur'un da dediği gibi, Sercan Arar'ın da dediği gibi mahkeme süreci boyunca çok entrikalar döndü. Mahkeme heyetini tehdit etmeler, sanık ve sanık avukatları tarafından olayı baltalamak isteyen abaltından sopa göstermeler, yani mahkeme heyetini en sonunda üyelerini, savcıların derken bu dosyada çok emeği geçmiş ve dosyaya hakim bir yargıcın maalesef Aytaç Ballı'yı en sonunda el çektirerek yaz kararnamesinden bu dosyadan aldırarak katletmişlerdi. Çünkü Aytaç Ballı bu dosyaya çok emek vermişti. Gerçekten bunun vereceği her karara biz razıydık. Çünkü Sercan Arar hatırlar duruşmanın bir tanesinde ben olayı kafamda bitirdim, usulü yerine getiriyorum sadece. Bunu mahkeme başkanı Aytaç Ballı'nın ağzına duymuştum. Çünkü gerçekten adil bir karar vereceğine biz inanıyoruz. Çünkü tüm sorguları sanıkların, tanıkların, ailelerin tüm sorgulamalarını yapmış, ocağa girmiş, keşif yapmış ve ocağın o insanların ne şartlarda hayatını kaybettiğini çıplak gözle görmüş ve emniyet mühendisinin dahi seri numarasını bilemediği gaz sensörlerinin hangi alanlarda, bölgelerde olduğunu seri numarasından söyleyebilen bir mahkeme başkanına el çektirerek bu dosyayı katlettiler. Akibinde ne oldu? Sercan Arar'ın dediği gibi maalesef 2011 yılında Elbistan Çöller Ocağı'nda toprak kayması sonucu 11 kişi burada hayatını kaybetti. Ve halen daha 9 kişi topraklarından çıkarılmayı bekliyor. O davaya bakan Salih Pelivanoğlu'nu bu dosyayı atarak katlettiler bizim dosyayı. Maalesef oradaki sorumlu ve kusurlu olan yetkilileri hapislik cezalarını paraya çeviren, parayı da 30 takside bölen bir mahkeme başkanını maalesef bizim dosyaya atadıklarında artık buradan adil bir karar çıkmayacağını biz aileler ve avukatlarımız da başlamak üzere hemfikirdik. Çünkü ilk duruşmasında Mehmet Ali Çelik Güney'e tahliye vermişti. Ve 2018'de 11 Temmuz'unda kararda herkes olası kastan beklemiyorduk ama acaba bir sürpriz olur mu dedik ama olmadı. Dosyanın büyüklüğüne baktığın zaman verilerin cezaların 15'den 22,5 yıl arasında ödül gibi ödüllendirerek, yani siz bu bile aslında size çok ama biz gene kamuoyunda biraz şeffaf olalım dercesine, ödül verircesine böyle bir karar çıkardılar. Bu kararı da İzmir Bölge Mahkemesi'ne taşıdık. Oradan da adil bir karar çıkmadı. Çünkü biliyorsunuz, takip etmişsinizdir. Orada da Can Gürkan'ın tahliyesini verdiler. Verirken de ama Aksaray Ceza Mahkemesi'nde maden işletebilir rapor şeyini, belgesini elinden almışlardı veya kısıtlama getirmişlerdi. Onun tam içeriğini bilemiyorum. Sercan daha iyi bilir. Ama İzmir Bölge Mahkemesi
bu belgeyi de vererek tahliye kararını verdi. Yani bu şu anlama geliyordu. Sermaye sahipleri maden ocaklarında madenci katletmeye devam edebilir diye ödüllendirerek tahliye kararı verdi. Biz bunlara tabii itiraz ettik. Yargıtay'a taşındı biliyorsunuz. Yargıtay'da COVID-19'un arkasına sığınarak bir infaz yasası adı altında çeşitli tahliyeler oldu. Bu süreçte 6 gün tekabül eden bir süreleri yatacaklardı kişi başına bizim hesaplamalarımıza. Ama bunu da çok gördüler. Maalesef çıkarttıkları infaz yasasından tahliye kararları çıktı. Arkasından 30 Ekim'deki Yargıtay Ceza Dairesi'nin 5 üyenin 5'ini de tamamen ayrıldılar. Burada bir hata var. Bu insanların 301 kişinin ölümünden sorumlu birçok bilir kişilerin ortak bir kararı vardı. Çünkü burada bir ihmaller söz konusuydu. Üretim zorlaması vardı. Alınmayan tedbirler vardı. Vesaire vesaire. Birçok sorunlar varken, sorumlulukları varken bunların taksirden değil, olası kastan yargılanması gerektiğinden dolayı dosyayı bozdu. Bozduklarında evet biz aileler ve kamuoyunu olsun, avukat arkadaşlarımız olsun bu konuda bir nebze de olsa tekrar olası kastan yargılanma ihtimalinin olduğundan dolayı içimize bir ferahlık düşmüştü. Bir damla bir serinlik düşmüştü yüreğimize. Çünkü adil bir yargılama, adil bir ceza olmadığı için burada belki adil bir yargılama olur diye düşündük ama avukatımız Sercan Arar'ın da dediği gibi siyasal iktidarın çeşitli oyunlarından bu 5 üyenin üyeni değiştirerek ve geçmişte bürokratik yapmış kişileri atayarak tekrar dosyayı onayladı. Akıbende çıkan sonuç bu. Bu sonucu kabul etmemiz asla doğru değil. Böyle bir sonucu biz kabul etmiyoruz. Sercan Arar'ın da dediği gibi bundan sonra sürece bakacağız. Tabii ki ne haklarımız varsa, nereye gitmemiz gerekiyorsa, Yargıtay'sa Yargıtay, Anayasa'sa Anayasa, hatta imkanımız varsa, gerçi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararından tamamen bir siyasal iktidar var karşımızda ama bir gün olur sorulur hesabı, oraya da gidilir. Tüm hukuki işlemlerimizi zaten avukatlarımız yetkili, gereğini yapacaklarından hiç şüphemiz yok. Şu anda 301 katliamından hiçbir sanığı içeride değil ama ne gariptir ki bu dosyada emek vermiş, çok mücadele etmiş ve sizin aracınızla da buna kendisine saygı ve selamımızı iletiyoruz. Tek tutuklu o davanın avukatlarından Selçuk Tozağaç'tı şu an içeride yatıyor. Ama sorulur, bununla bir gün hesabı sorulacak. Bu adalet bir gün geçmişte olduğu gibi çeşitli Ergenekon, Balyoz vesaire şeylerinde insanlar yargılandı. Bu kararları verenler, savcılar, hakimleri, kimisi içerler de. Ama bir gün gelecek, o gün çok uzak değil, çok yakın. Bu kararları verenler bizim karşımızda sanık sandalyesinde bize Cenab-ı Allah bunu göstereceğine inanıyorum. Teşekkür ediyoruz İsmail Bey. Bu arada bir röportajımızda çok güzel bir sözle bir durumu açıklamışsınız. Adalet gerçekten göçük altında çıktı ama bir gün elbette ki gerçekler yeryüzüne çıkar. Sizlere sormak istediğim bazı sorular var. İsterseniz başlayayım ben. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na göre Soma Kömür İşletmeleri AŞ 2012 ve 2013 yılında ikişer kez, 2014 yılında ise 13, 14, 17 ve 18 Mart'ta teftiş edilmiş, iş sağlığı ve güvenliği açısından mevzuata aykırı bir durum görülmemişti. Bu raporlar davalarda kullanıldı mı? Bilir kişiler bu raporları esas aldı mı? Başsavcılık AFAD'ın trafo patlaması sonucunda gerçekleştiğini iddiası aksine facianın trafo patlaması sonucu meydana geldiğini düşünmüyordu. Şüphelilere maden ocağı içindeki ısı değerlerinin yüksek olduğu, buna karşı üretim neden durdurulmadığı da sorulmuştu. Ki o zamanlarda çok yoğun bir iş temposu ve çok da bir iş yoğunluğu içerisinde bu ısı değerleri yükseldiği söz konusu. Bu durumda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, iş sağlığı ve güvenliğini denetleyenler hazırladıkları bu rapordan dolayı bir soruşturma geçerdi mi? Çünkü bu rapor esas alınabilecek bir rapor devlet nezdinde. Bu rapordan dolayı herhangi bir suç duyurusu ya da soruşturma açıldı mı? Ben şöyle kısaca bir bilgi vereyim. İsmail Bey aynı zamanda eski madenci, o da bilgi verebilir o hususta. Şimdi burada zaten şöyle bir
durum var. Yani bu yargılama devam ederken 51 sanık yargılandı. Önemli bir kısmı beraat etti ancak hiçbir kamu görevlisi yargılanmadı. TK'nin kontrol baş mühendisleri haricinde. Bizim aslında bu yargılama içerisinde kesinlikle sorumlu olduğunu düşündüğümüz, burada sizin de az önceki bahsettiğiniz raporlarda ismi ve imzası bulunan Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı raportörleriyle MİGEM, Maden İşleri Genel Müdürlüğü'nden yine buraya kontrol ve teftişe gelmiş ya da gerekli hususların olup olmadığını denetleyen personellerin de bir sorumlu olduğunu düşünüyorduk. Bunlarla alakalı Soma Cumhuriyet Başsavcısı daha ilk bu davalar başlamadan evvel bir zaten soruşturma izni istedi. Ancak hem Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı hem MİGEM'in yani Maden İşleri Genel Müdürlüğü'nün bağlı olduğu Enerji Tabii Kaynaklar Bakanlığı kendi personellerine alakalı soruşturma izni vermedi. Biz de bu soruşturma izni verilmemesi kararına karşı itirazda bulunduk. İtirazlarımız reddedildiği için Danıştay'da dava açtık. Danıştay ilk etapta bizi haklı buldu. Dedi ki evet bu kişilerin soruşturulması gerekir dedi. Soruşturma izni verilmemesine ilişkin kararı kaldırdı. Sonrasında ise şöyle garip bir olay oldu bu dosyada. Başbakanlık Teftiş Kurulu, yani o dönem var olan bir kurumdu Başbakanlık, şu an yok. Başbakanlık Teftiş Kurulu devreye girerek dedi ki burada birden fazla kamu kurumu var. İşte Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Enerji Tabii Kaynaklar Bakanlığı olmak üzere. Buradaki soruşturmayı ben yürüteceğim dedi birden fazla kamu kurumu olduğu için. Sonrasında Başbakanlık Teftiş Kurulu bir soruşturma yürüttü ve tanık beyanlarını istinaden tekrar bir soruşturma izni verilmemesine dair karar verdi. Ancak burada absürt, belki kötü niyetli olarak da nitelendirebileceğimiz durum şuydu. Başbakanlık Teftiş Kurulu'nun tanık olarak beyanlarını dikkate aldığı kişiler Soma davasında yargılanan ve şu an hatta ceza almış, cezasını infaz eden ya da etmiş olan sanıklardı. Başbakanlık Teftiş Kurulu Soma davasında yargılanıp ceza almış ve cezası kesinleşmişti. Akın Çelik, Ramazan Doğru, İsmail Adalı gibi katliamın meydana gelmesinde çok büyük etkileri olan sanıkları tanık olarak dinlemiş ve bunları tanık beyanlarına istinaden Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve MİGEM personelinin sorumluluğu yoktur. Tüm denetimler usulüne uygun ve mevzuata uygun olarak yapılmıştır diyerek yine soruşturma izni vermedi. Biz bu soruşturma izni verilmemesi kararına karşı da itiraz ettik. Bu sefer ilk itirazımızı kabul eden Danıştay 1. Ceza Dairesi bu itirazımızı reddetti. Bunun üzerine de Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunduk. Anayasa Mahkemesi de itirazlarımızı haklı görerek burada 301 kişinin hayatını kaybettiği Türkiye Cumhuriyeti tarihinde en büyük iş cinayeti olan bu dosyada mutlaka kamu görevlinin yargılanması gerektiğini, varsa bir sorumluluğun cezalandırılması, bir sorumlulukları yoksa da bunun yürüyecek bir cezai tahkikat ile ancak ortaya konulabileceği, herhangi bir kamu otoritesinin bu konuda bir soruşturma izni yoktur ya da vardır diyerek yürüttüğü yüzeysel bir ön soruşturmayla bu konuda bir karar verilmeyeceğini hükmetti. Ve fakat bu karar çok açık ve sarih olmasına rağmen Danıştay 1. Dairesi 1,5 yıl boyunca bekletti önündeki dosyada Anayasa Mahkemesi kararını uygulama konusunda. Bu kararı uyguladı. Ne zaman uyguladı? Soma davasında sanıkların yargılandığı dava bittikten 1,5 hafta sonra, yani yaklaşık 10 gün sonra Danıştay 1. Ceza Dairesi soruşturma izinlerinin kaldırıldığına dair özel Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı personeli yönünden kararını bizlere tebliğ etti. Şu anda da şunu beklemekteyiz. Bu karar artık bir nihai karar hükmünde olduğu kanaatindeyiz. Şayet Danıştay'ın kararı ve Anayasa Mahkemesi'nin kararı uygulanırsa Soma Cumhuriyet Başsavcılığı'nın en azından Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda bu o dönemlerde teftiş yapmış 13 personel yönünden bir iddianame tanzim etmesini ve yargılamanın başlamasını bekliyoruz. Özel olarak da bir de şunu söyleyeyim. Şeyi sormuştunuz, yani bu raporlar dikkate alındı mı? Evet. Bu raporlar dosyaya girdi. Ancak hani o dönem tabii işçiler bir denetim olduğunu vesaire şu anlamda biliyor, işçiler denetim olduğunu. Bunları nereden biliyoruz tabii? Dosyada yaralı kurtulan işçilerin ve tanıkların anlatımlarıyla biliyoruz. Zaten bir denetim olduğuna olacağı zaman zaten işçilere bunu zaten önden söylendiği, buna dair de yer altında zaten tarama vesaire çalışmalarının yapıldığı, içeride varsa mevzuata aykırı bir belli hususlar, bunların giderildiğini zaten biz zaten işçilerin anlatımlarından biliyoruz. Yani haliyle de raporlara baktığımızda
yer altında her şeyin uygun olduğu, mevzuata aykırı herhangi bir durumun olmadığını görüyoruz. Yine bu raporlarda işte örneğin bu katliamın meydana gelmesinde en büyük neden olan tasmanların, yani kapatılan ocakların kontrol edilmemesiyle ilgili raporlara baktığımızda da zaten her şey usulüne uygunmuş gibi deftere kaydedilmiş. Ve fakat reel değerlere baktığımızda aslında sensörlerin gerçek değerlerin çok daha kağıda geçirilen değerlerin çok daha üzerinde sorunlu değerler ölçtüğünü görüyoruz. Ancak zaten gelen teftişe gelen personel de zaten bunları hiçbir şekilde dikkate almamış. Sadece defterlere bakıp çıkmış. Bu yönüyle zaten hiçbir bilirkişi zaten bu raporları dikkate almadı. Mahkemede hiçbir şekilde bunları dikkate almadı. Teşekkür ediyoruz. Bu konuda İsmail Bey, Gülşah Hanım, sizin söyleyecek bir şeyiniz var mı? Evet. Şimdi ben şunu bilmeniz açısından, ben o ocaktan emekli olmuş bir maden emeklisiyim. Ben o ocakta 20 yıl çalıştım. Madenciliğe ben mühendisim, yani kitaptan madenciliği öğrenenden daha kıdemli ve daha bilgili bir insanım. Ben bu mahkeme süreci boyunca Sercan bilir, o ocağı keşfe benim de girmem için çok mücadele ettim. Ocağı keşfe girecek, başta Selçuk Uzaçlı, Can Atalay vesaire avukat arkadaşlarımıza dedim ki beni de o ocağa soktun. Sizin göremeyeceğiniz, ben yüzlerce delili görebilirim diye o mahkeme başkanı can güvenliği sağlayamam gerekçesiyle benim talebimi ret etmişti. Ben ocaktan emekliyim. 2007 yılına kadar, orası 2006 yılına kadar devlet tarafından çalıştırıldı. Ve orayı Soma Park Tekne'ye peşkeş çekildi. Ondan sonra Soma Kömürleri vesaire. Evet, bu müfettişlerle ilgili benim girişimim oldu. Ben kulaklığım ağır duyduğu için senin sorularını tam net alamıyorum da. Şimdi Sercan olayı açınca biraz anladım. Evet, ben 20 kusur yıl devlette çalışmış, o ocakta çalışmış ve 10 yılda açık ocakta çalışmış, 30 yıl ben devlete hizmet ettim. Madenciliğin her şeyini, her kuralını, her koşullarını, her şartlarında çalışmış bir insan. Ben 30 yıl boyunca devlette dahil, kamuda dahil müfettiş geldiğini ben hatırlamıyorum. Müfettiş gelecekmiş bilgisi gelirdi ama müfettiş gelecek diye bir takım hazırlıklar olurdu. Bunu Sercan'ın da belirttiği gibi ifadelerde aynı şekilde hazırlıklar yapıldı. Doğrudur. Orada hemfikiriz. Çünkü kamuda da aynıydı. Müfettiş gelecek, çeşitli güzergahları çeki düzen verildi. Göçüğünü, patlağın çatlağını ve malzemeleri düzene konurdu. O düzgün olan, iyi olan yerlerden geçişleri sağlanırdı. Ama insanların ne şartlarda çalışıp da işçiyle karşı karşıya geleceği hiçbir alana sokmazlardı. Bu kamu da böyleyse sermaye sahiplerinin daha farklı yollar izleyeceğini ve bunu da mahkeme salonlarında zaten duyduk. İfadeler verirken yaralı kutlanan işçilerin müfettişlerle ilgili neler yapıldığını, yani deyim gelmezse kırmızı halı dahil serdiklerini söylediler. Yani. Çünkü bu müfettişler bu ocaklara girmediler. Ben buna iddia ediyorum. Çünkü bu müfettişler bu denetlemeleri bu ocaklara girerek işçiyle karşı karşıya gelerek soru cevap halinde veya üretim alanlarına veya hazırlık alanlarına, ayaklara, bacalara, galerilere vesaire yerlere giderek denetim yapmadıklarını ben iddia ediyorum. Çünkü girmiş olsalar tuttukları raporda Balkanların, Türkiye'nin de diye Balkan ülkelerinin içinde en güzel ocak, en verimli tüm mevzuatlara uygun olduğuna dair imza attılar. Ve bu müfettişler için olayın sıcaklığında Çalışma Bakanlığı'na, Enerji Bakanlığı'na bireysel olarak dava açtım ama red edildi. Bu olayda bizim bakanlığımızın ve birimlerimizin kusurlu ve suçlu olmadığından, bu tamamen Soma AŞ'nin sorumluluğundadır diye benim talebim reddedildi. Ne zaman Enerji Bakanlığı ve Çalışma Bakanı MİGE kusurlu çıktı, son bilirkişilerin verdiği raporlar, mahkeme onu baz aldı zaten. Önceki bilirkişi raporlarına itiraz etmişti sanık ve sanık avukatları. Tekrardan bilirkişiler atanmıştı. Sercan Aran bunu daha iyi bilir, hukuk işini. O rapora istinaden bu Türkiye Kömür İşletmeleri, MİGEM, TKİ, Enerji Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı'nın kusurları oldu. Bu kusurlardan sonra
Şimdi tuttular 13-14 kişi, her neyse onların sayısını avukatımız daha iyi biliyor. Onların yargılama yönü açıldı. Açıldı ama ben de onun bir tiyatro olduğunu ben buradan şimdi açık yüreklere söyleyeyim. Ben inanmıyorum bundan yargılamda. Bugüne kadar yargılamamışsa bundan sonra adil bir yargılama olacağını zaten düşünmüyorum. Çünkü gördük son 3 celsede yargılamanın bir tiyatrodan ibaret, başka bir şey göremedik. Çünkü yargı yürütme maalesef yok ülkemizde. Onun için ben bu müfettişlerin tüm kamu ve maden ocaklarına söylüyorum ama çalıştığım alandan söylüyorum. Kamu ve özel sektörlerde hiçbir müfettişin ocağa girip de teftiş yaptığını, kontrol yaptığını, rapor tuttuğunu görmedim. Bunlar şuralarda tutuyorlar. İstanbul'un bol yıldızlı otellerinde, İzmir'in bol yıldızlı otellerinde yiyerek içerek ve ceplerine bol sıfırlı çekleri alarak raporlar tutuyorlar. Çünkü bu maden katliamından önce bu raporları tutan insanların yargılanmasını engellediler. Yargılanması gerekiyordu. Yani şimdi madem adaletten, hukuktan bahsediyorlar, bize şunu söylediler. Bu katliamın sıcaklığına Enerji Bakanlığı'nın katliam olan ocağın ağzına şunu söylediler. Bu olayda onlara göre kaza, bize göre cinayettir, iş cinayettir, katliamdır orası. Bu kazada kusuru olan babamızın oğlu da olsa tutup adaletin önünde teslim edeceğiz, hesap verecek dediler. Burada gerçekten yine tekrar tekrar aynı şeyi söylüyoruz. Adil bir yargılama olmalı. Çünkü kamu ayağından, özellikle müfettişlerden ve bakanlıklardan hiç kimsenin yargılanmadığı bir süreç yaşadı. Onun için yeni yargılanacak insanların da dosya üzerinden olacağını düşünüyorum. Ben bir mahkeme kurulup da yargılanacağına yine düşünüyorum. Yargı sistemine zaten hiç güvenmiyorum. Yargıyı bizim çocuklarımızla beraber göçük altında bıraktılar. Yargıya, yürütmeye bizim güvenimiz yok. Bizim artık adalete hiç güvenimiz kalmadı. Biz şu mahkeme salonundaki heyete yapılan baskılardan ellerinizi çekin diye Ankara'ya kadar geldik. Sercan her zaman yanımızdaydı. Yani Ankara'da muhatap olacak ne Adalet Bakanı, ne Başbakanı, ne Cumhurbaşkanı bizi kabul etmediler. Ya biz oraya otobüslerle gittik. Dedik ki bak bu mahkeme heyetinin üzerinde baskı var. Bırakın adaleti, kirli ellerinizi çekin üzerinden diye. Ama muhatap olacak kimseyi bulamadık. Hiç kimsenin beğenmediği Manisa milletvekillerinden ve Halkın Demokrasi Partisi'nin milletvekillerine bize sahip çıktı. Manisa milletvekillerine de Özgür Özel sahip çıktı. Geri kalan da HDP'nin milletvekillerine sahip çıktı. Ne MHP'nin milletvekili, ne siyaset iktidarının milletvekilleri, sizin de derdiniz ne diyen bile olmadı bize. Biz HSK'nın önüne de gittik. Sercan gözaltına alındı. Ya biz verdiğimiz mücadele artık çok yorulduk. Çok yorulduk. Çünkü adaletten artık bu vakitten sonra da hiçbir şey beklemiyoruz. Bu 13 kişinin yargılanacağına ben inanmıyorum. Yargılansalar bile dosya üzerinde yargılanacaklar. Çünkü daha önceki yargılamalar yargılanacak olanların bir benzeri olacak. Teşekkür ediyorum. Size bir sorum daha olacak. O kadar bahsettiğiniz bilir kişilerin gelmediğini, herhangi bir heyetin gelmediğini, tamamen göz önünde olduğunu her şeyin. Peki bundan sonraki maden çalışmalarında herhangi bir önlem alındı mı? Soma'dan ders çıkarıldı mı? Düzenlemeler var mı bunlarla ilgili? Bu da benim merak ettiğim başka bir soru. Yani bundan ders aldıklarını zannetmiyorum. Çünkü zaman zaman halen daha çalışan sim akrabamız, arkadaşlarımızın, komşularımızın çocukları halen daha madenlerde çalışmaya devam ediyorlar. Değişen sadece maddi olarak maaşlarında biraz iyileştirme. Önceleri işte 2 hafta tadili vardı. Şimdi bile düşürmüşler tekrar yine eskiye dönüş. Çünkü çıkardıkları biliyorsunuz bu olaydan sonra torba yasasına koymuşlardı. Maden yasaları çıkarmışlardı. İşte yanmaz kaplılar, bantlar vesaire. Bunlar maden ocağı işleten şirketlere bunlar zorunluluk getirmişlerdi ama çıkardıkları maden yasası kurallarını 2022'ye kadar yanılmıyorsam bir öteleme söz konusuydu. Çıkarttıkları kanunları kendileri uygulamadığı sürece Soma ve Türkiye'nin 4 büyük kömür havzası şehrimiz var. Kütahya, Zonguldak, Elbistan ve Soma olmak üzere tehlike halen daha devam ediyor. Çünkü üretim
baskılara devam ettiği sürece alın ben işçi sağlıkları, iş güvenlikleri ben çok ciddiye aldıklarını, ders çıkardıklarını zannetmiyorum. Çünkü 13 Mayıs'tan sonra halen daha maden ocaklarında insanların hayatını kaybetmeye devam ediyor. Bunun sebepleri de bireysel hatası olan %5 değildir. Geneli alınmayan işçi sağlığı iş güvenliklerinden dolayıdır. Verilmeyen eğitimlerinden dolayıdır. Daha benim komşum, hemen dip komşum iki gün önce neredeyse hayatından oluyordu çocuklar. Genç daha 22 yaşında. Sorduğunda konuşamam diyor. Oğlum anlat diyorum, ben madenciyim falan. Maalesef korkuyorlar. İçerideki halen daha üretim zorlamasını, bir takım baskıların halen devam ettiğini işaret ediyor. Çocuk diğer bir madenci çalıştığı iş yerinin gerçeğini anlatamıyorsa, anlatmakta zorlanıyorsa burada bir baskının halen devam ettiği. Yani çünkü ben sırt sırta oturuyoruz. Aynı köylümün çocuğu madenciliği, ben onlara kurs veriyorum. Ben yardımcı oldum madene girmesi için. Ama bana gerçek bilgiyi vermiyor. Onun ne demek istediğini konuşmadan ben anlayabiliyorum yani. Hani onu şunu demek istiyorum. Yani çok değişmedi. Bu sistem böyle olduğu sürece, çıkan yasalar uygulanmadığı sürece, bu türlü olaylarda adil kararlar çıkmadığı sürece ve sermayeler çok kazanma hırsı yüzüne işçi sağlığı, iş güvenliği tedbirlerini almamaya devam edecektir. Bu süreç böyle devam ettiğinde madenciler iş yerlerinde çoluğun çocuğun rızkı için ölmeye, öldürülmeye, katledilmeye devam edecek. Durum bunu gösteriyor. Teşekkür ediyorum İsmail Bey. Bu konuda genel olarak bir kadın, Gülsüm Hanım'ın bu durumda nasıl mücadele ettiğini, nasıl bir hissiyat içerisinde olduğunu da öğrenmek istiyoruz. Bu olaylara nasıl oluyor derler ya, 301 aslında bir sayı değil aslında. 301 bir can. Bu mahkemenin birlikte güçlü olacağımızı kanaat ederek hepsine yardımcı olmaya çalıştık. Aileleri bir araya getirmeye çalıştık. Güçlü olacağız dedik. Bu duruşmalarda dedik, güçlü olursak kazanırız diye. Ama bir yerden mücadele ederken bir yerden de eksilen acıların, travmaların çok kötü şekilde yaşandığını gördük. Örgütlenirsek kazanacağız dedik. Başardık mı? Sadece çoğunu 5 yıl anca yatırabildik. Ödül verir gibi hepsini beraat ettirdiler. Ülkeyi bu duruma getirdiler. Artık bir madenci hukuka güvenemiyorsa arkasına ben, evet benim devletimin hukuku var, ben sırtımı dayayayım diyerek hakkını aramaktan insanlar korkuyorsa bu ülkede her şey bitmiştir. İnsanlarda bir korku. Ne diyorlar? Kendi hukukunu kendin yarat. Duruma doğru gidiyor. Çok travmalar yaşadı. Aslında diyorum ya, burada çok kitaplar yazılır. Çok dramatik. Ne oldu? Kadınlar sokağa çıkamadı. Önce mahalle baskısı, aile baskısı, daha sonra çocukları yetişti. Çocukların sorumluluklarıyla mücadele ederken gerçekten burada kadınlar bir uçurmaya doğru gitti. Çoğu. Yani birleşemedik. Birleşelim derken öbür taraftaki devletin verdiği şeylerle kopardılar. Yani gücümüzü koparmaya çalıştılar. Başardılar mı? Başardılar. Yani bambaşka travmalar yaşadı. Sercan bu mahkeme süreçlerinde birebir hepimizine şahittir. Ama ayaklarımızın üstünde durmak zorundayız. Evet, kadınlar çok güçlü. Yani biz şu an İstanbul Sözleşmesi yaşatır diyoruz hep ama yani devlet Soma'da böyle bir facia gerçekleşirken çoğu kadın eşini kaybetti, çoğu kadın oğlunu, çocuğunu kaybetti ve bu konuda yalnızlaştılar. Çoğunun herhangi bir çalışma koşulu göz önünde bulundurulmadı. Bu konuda bu ailelere herhangi bir kıdem ve herhangi bir tazminat ödendi mi? Yardım, devlet yardımda bulundu mu? Yani herhangi kadınlara bir iş kolu sağlandı mı? Bu konuda merak ettiğim soru bu.
Şey bunu İsmail Bey versin aslında çoğu iş haklarını kabul et, iş hakkı verdi zaten. Onu İsmail Bey daha hukuklu şeylerden anlatsın. Şimdi bu hayatını kaybeden 301 madencinin eşlerine, birine, çocuğu veya eşine bunu bir nebze de kamuoyunda çok iyi şeyler yaptığını algısı yaratmak. İşte bak önüne sahip çıktık vesaire. İşte öldü ama geride kalanı sokağa bırakmadık. Her türlü desteği verdik. Bir de bizi bir araya getirmemek için bu bir siyasi oyundu diye ben düşünüyorum. Artık sonra kafamız basmaya başladı. İlk etapta bunu düşünemedik tabii. Bizi çünkü hayatını kaybedenlerin %90'ı Soma'da ikamet ediyor. Yani düşün ki yani 301 tane insanın 290 kişisi Soma'da oturdu ailelerinden biri. Burada ne kadar bir güç meydana gelecek? Bu gücü kırmak için koydukları torba yasasının içine bir kişiye aileden bekarsa hayatını kaybeden madenci kardeşine, evliyse eşine veya çocuğuna iş hakkı, kamuya 657'ye tabi memur işçi atadı. Branşlarına göre yani tahsilatlı tahsillerine göre. Bu şekilde büyük bir gücü kırdılar burada. Ama bunda aslında bu olayın öncesine gitmek lazım. Bu olayın sıcaklığında işte Selçuk Bozayışlar, Sercanlar, Denizerler, Can Atalaylar vesaire bu alanda mücadele etmiş halkın avukatları Soma'da ailelerle bir olmuşken mücadele ederken burada Soma'ya girişi yasaklayan bir siyasal iktidar vardı. Bu yasağı getirirken buraya aydın insanların girmesini yasaklayıp Molla tarikat şah ve şıh liderlerini servis ederek burada bir takım dini duyguları da kullanarak aileleri tek tek gezdirerek Soma'da işte bu olaya isyan etmemeleri, işte şükretmeleri, işte Allah sevdiğini çocuğunu eşini elinden al ama işte Allah sana işte şunu verecek, bunu verecek, devlet sahip çıkacak vesaire. İşte Allah'a hiç koşmayın, işte karşı gelmeyin, sokağa çıkmayın, televizyona konuşmayın gibilerde şahları şıhları çeşit çeşitli allı morlu pis pis sakallı insanları buralara servis ederek insanların direncini sokağa inme gücünü kırarak arkasında bu iş hakkını hemen akabinde çıkarmaları burada büyük bir gücü kırdılar. Bunu başardılar. Onun haricinde asla devletin bu ailelere bir kuruş aslında ben bu olayda paranın adını da almak istemiyorum ama sorunuz diye cevap veriyorum. Devlet kanadından bir kuruş para dağıtılmadı. Sadece vatandaşın, duyarlı vatandaşların buraya her zaman olduğu gibi depremlerde, doğal felaketlerde vesaire nasıl herkes alçak gönüllükle yardım uzatırsa burada da buraya olmaması gereken yardım uzatıldı. Olmayacaktı bu yardımlar. Yardımlar gerçekten Soma'nın psikolojisini bozdu. Burada bir doğal afet olmamıştı. Burada yangın olmamıştı. Burada deprem olmamıştı. Onun için burada kimse evsiz, bağsız, eşyasız, oyuncaksız değillerdi. Buradaki insanlar hayatını kaybeden madencilerin kafasını sokacakları evleri, sofrasına koyacak yemekleri, aşları vardı. Çocuğunun belki modern oyuncağı yoktu ama bez bebeği vardı. Bisikleti yoktu ama tahta arabası vardı. Buraya bu tür yardımları aktararak, yağdırarak şunlara şahit olduk biz. Burada iki komşu, birinin babası madende ölmüş, iki tane bisiklet gelmiş ama karşı komşusunun çocuğu, babası sağ ama bisikleti yok. Keşke benim babam da ölseydi, benim de bisikletim olsun dereceye getirdiler Soma'yı. Yağdırdılar. Ama iyi bir şey yapmadılar. Tamam, insanlar alçak gönüllü. Yardım sever. Ama bura çok çok farklı oldu burası. Şimdi onun acısını biz şu an çekiyoruz işte. Şu an biz çekiyoruz onun acısını. Çünkü dışlandık. Soma'dan Sercan çok iyi bilir. Soma'dan bir tek vatandaş Soma 6 yıl biz Aksar Ağır Ceza Mahkemelerinde Ankara'da dahil 6 yıl uğraştık. Geldik 83-84 yasa yanılmıyorsam Sercan düzelsin.
Biz Aksaray'a taşındık. Soma'dan bir tek aileler harici insanlar davaya sahip çıktı. Kıskançlık vardı. Her şeyi verdiler. Oyuncak verdiler, eşya verdiler. Kimisi bireysel ev verdi vesaire. Verdiler. Daha Allah'tan belanızı mı istiyorsunuz? Ne işiniz var mahkemelerde bizim yüzümüze karşı hakaretlerde bulundular. Keşke vermezdi. Sokağa 255 tane genç gelin dul kaldı burada. İnsanlar burada anlatırken ağızlarının suları akıyor bu kadınlar için. Olmadık şeyleri söylüyorlar. Keşke vermeseydiler. Biz yasal, anayasal hak neyse biz onu mahkeme kararından zaten bir takım aileler aldı. Sercan bunu takip ediyor. Bunların maddi manevi tazminat davalarını aldılar. Burada paraya, pula, eşyaya, bisiklete vesaire hastaya ihtiyaç yok. Ama burayı öyle bir yere çevirdiler ki yani burada insan açlığından ölüyormuş, çadırda yaşıyorlarmışçasına. Hiç kimsenin yiyecek tabağa koyacak yemeği yokmuşçasına. Buraya öyle bir hale getirdiler ki. Yani buradan çok sıkıntımız vardı yani. Halen biz ondan sıkıntılarını çekiyoruz. Halen çekiyoruz da. Maalesef devlet kanadından bir kuruş para verilmedi. İşte ne kadar da kendi yandaş basınları bunun servisini yapsa da gerçekleri ben çok iyi biliyorum. Çünkü ben bu olaydan sonra 2017'de biz 301 madenci aile olarak 301 madenciler derneği kurdum. Şu anda derneğime genel başkanı 22. dönemden beri biz daha örgütlüyüz. Şu an daha örgütlüyüz. Ama azız ama örgütlüyüz. İnsanların işte iş hakları verilmesi, dağılması, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde dışarıdan gelmiş çok kozmopolit bir şehir burası. Sercan Baya çözmüştür buraları. Çünkü Soma'nın yerlisi yok burada. İnsanlar iş hakkı doğum yerlerine göre hep geri gitti insanlar. İş haklarını alanlar geri gitti. Burada 50-60 aile ya var ya yoktur yani. Tam net de bilmiyorum ama 50 aile falanız biz burada Soma'da mücadele eden. Falan hep memleketlerine gitti. Mücadele etmekten vazgeçmeyeceğiz. Maalesef ki ülkenin durumu bu şekilde ve biz gençler de sizin bu mücadelenizden güç alarak yarınlara umut dolu bakıyoruz. Teşekkür ediyoruz tekrardan. Sercan Bey bir sorun vardı. Sercan Bey bu davalarda sizin adınız çok geçti. İsmail Bey Gülşen Hanım hep bahsetti. Peki bu madencilerin avukatları tutuklandı. Daha bir sürü zorlukla, yıldırmayla karşılaştılar. Bunları bize açıklar mısınız? Tabii şöyle bir ifade edeyim. Yani bu dava başladığı andan itibaren zaten davayı takip ettiğimiz birçok meslektaşımız vardı. Bunlar arasında da meslektaşımız Selçuk Kozağaçlı yer alıyordu. İsmail abi de ifade etti beyanlarının başında ilk başta. Selçuk Kozağaçlı bir süre sonra tutuklandı. Kamuoyundan birçok insan takip etmiştir. Tutuklama nedenlerinden biri de aslında Soma davasını takip etmesiydi. Bunun Soma davasını takip etmesi, bu davada avukatlık yapması aslında ona isnat edilen o terör örgütü üyesinin, o terör örgütünün üyesi olduğu için ve o terör örgütü adına bu dosyayı takip ettiği isnat edildi maalesef. Ve sonrasında ceza aldı ve halen cezaevinde. Yargıtay kendisi yönünden kararı bozdu ancak kısmen de olsa usulü bir bozma diyebileceğimiz başkaca bir örgüt üyeliğinden dosyası olduğu için o dosyayla birleştirilmesi talebiyle aslında özünde bozulmuş oldu. Böyle şeyler yaşıyoruz. Maalesef durum bu. Bir soru daha soracağım. Çok merak ettiğim bir soru. Erdoğan'ı fıtrat diye niteleyip olur böyle şeyler demesi basın toplantısının ardından protestoyla sonuçlandı. Korumaların protestocuları yumrukladı. Anlar kayda alındı. Hatta bizzat Erdoğan'ın bir protestocuyu tokatladığı görüldü. Dakikalar sonra sosyal medyaya bir fotoğraf karesi düştü. Takım elbiseli, kravatlı genç bir adam. Yani iki özel hareket polisini yere düşürdü. Bir orta yaşlarda adamı bayrak gücüyle tekmeliyordu. Çok geçmeden anlaşıldı ki tekmelenen bir maden işçisi. Adı Erdal Kocabıyık. Tekmeleyen ise Başbakanlık Özel Kalem Müdürü Yardımcısı Yusuf Yerkel'di. Bunun üzerine Erdal Kocabıyık, Yusuf Yerkel hakkında bir suç duyurusunda bulundu mu ya da bu olayla ilgili bir gelişme var? Çünkü medyanın gördüğü ve çok fazla tepkiye neden olan bir fotoğraf karesiydi. Ben bu fotoğraf karesinin hikayesini merak ediyorum.
O şöyle bir olay. Aslında o dönem yani dönemin başbakanı Soma'ya geldiğinde ciddi bir tepki ve protesto ile karşılandı. Çünkü neden protesto ediliyor ve tepki gösteriliyordu? Bunları sosyolojik açıdan incelemek önemli ve değerli olduğunu düşünüyorum. Öncelikle Soma ve Soma Havzası diyebileceğimiz havza tamamen tarımdan koparılmış, aslında verimli tarım arazileri olan yerler bunlar. Tamamen madenciliğe mahkum edilmişti. Yani orada iş bulmak istiyorsanız ya da karnınızı doyurmak istiyorsanız sadece madende veya oradaki santralde çalışmak zorundasınız. Haliyle de insanların madende çalışmak dışında seçeneği yoktu. Sonrasında böyle bir katliam meydana geldiğinde, alınmayan önlemlerin ayyuka çıkması, hayatını kaybedenlerin yakınlarının doğal bir tepkisine dönüştü. Ve orada dönemin başbakanı orayı bir kendisi açısından bir şov alanına dönüştürmek istediğinde de orada hayatını kaybedenlerin, içeride halen mahsur olan insanlar varken onların yakınları tarafından bu durumda demokratik bir hak olan protestoyla karşılanmış oldu. Ve sonrasında da o sizin az önce bahsettiğiniz Yusuf Yerkel'in tekmelediği işçinin görüntüsü kamuoyuna düşmüş oldu. Oradaki işçinin herhangi bir şikayeti olamadı. En azından bizim duyduğumuz ya da bildiğimiz kadarıyla kendisine yönelen baskılar dolayısıyla Yusuf Yerkel'den şikayetçi olmadığını biz duyduk. Ancak Erdal Kocabıyık'ın orada Erdoğan ve korumalarının geldiği araçlardan birine, koruma aracının birine bir tekme attığı ve kamu malına zarar vermekten yargılanıp hapis cezası aldı. Bu cezanın da ertelendiğini biliyoruz. Hepinize çok teşekkür ederim. Kıymetli vaktinizi bize ayırdığınız için de çok teşekkür ederim. Mücadelenize sağlık. Her zaman yanınızda olacağız. Bunu hep bilin. Ve biz sizden güç alıyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Ayrıca belirtmek istediğiniz bir söz var tabii. Ben son olarak şunu söyleyeyim. Tabii. Son olarak şunu söylemek isterim. Elbette davanın teknik detayları, ayrıntıları çok konuşmakla, anlatmakla bitebilecek gibi değil. 7 yıldır devam eden bir hukuk mücadelesi var. Burada bir kısmını anlatmaya çalıştık. Başta şunu söylemiştim. Yani sanıklar 20 yıl, 15 yıl, 12 buçuk yıl gibi cezalar aldı ancak şöyle bir algı da var. Sanki 20 yıl hapiste yatacakmış ya da Can Gürkan örneğin ya da 12,5 yıl atacakmış gibi bir algı da oluşmasın. Maalesef bizim ülkemizde şöyle bir şey var. Siz bir hapis cezası aldığınızda aldığınız kadar yatmıyorsunuz. Çünkü bunu bir infaz kanunu doğrultusunda infaz ediliyor ve bu infaz kanunu uyarınca düşüyor. Özellikle bir de geçtiğimiz yıl pandemi bahane edilerek ve fakat kamuoyunda daha çok Alaaddin Çakıcı yasası olarak bilinen yasayla birlikte aldığınız cezanın infazı daha da düşürülmüş oldu. Bunu örneğin Can Gürkan açısından örneklemek gerekirse Can Gürkan 20 yıl hapis cezası aldı. Ancak bu cezanın infazı bugün 5 sene. Yani 20 yıl ceza alan Can Gürkan sadece 5 yıl hapiste yatacak ve çıkacak. Zaten 4 yıl 11 ay hapiste yatmıştı. Şu an Yargıtay bu kararı onarsa sadece bir 30 gün daha hapiste yattıktan sonra tamamen hayatına devam edebilir hale gelecek. Bu ne anlama geliyor? Burada 301 madenci hayatını kaybetti ve hayatını kaybeden her bir madenci için sadece 6 gün, 1 saat ve 15 dakika hapis yatarak buradaki sorumluluğundan kurtarılmış olacak ve bunun bir ceza, adalet sistemi içerisinde bir ceza olduğunu düşünmek, tasavvur etmek mümkün değil. Burada gerçek adaleti sağlayacak olan yine bizleriz. Yani bizler dediğimde halkız. Ancak burada bir halk iktidarından bahsedildiğinde gerçek bir yargılamadan bahsedebilecektir. Biz elbette ki bu sanıkların aldıkları bu ödül gibi cezalarla kurtulabileceklerine, kurtulmaya gerektiğine inanmıyoruz. Gerçekten adil bir mahkeme kurulduğunda, adil hakimler karşısına çıkarıldıklarında hak ettikleri cezaları alacağını düşünüyorum ve inanıyorum. Bunu da hep birlikte vereceğimiz mücadeleyle sağlayacağız. Çok teşekkür ediyorum Sercan Bey. İsmail Bey, Gülsüm Hanım, sizin de ekleyeceğiniz bir şey var mı? Bizim bu Aksaray'daki son karar veren hakime, ismi
ne lazım Salih. Değil artık. Salih Pelivanoğlu. Adını da duymak istemiyorum. Diliyorum ki yarın çocukları ondan hesap sorsun. Sen hakim olmuşsun ama baba ne biçim karar vermişsin diye. Bu arşivleri çocukları devirecek, araştıracak, hakim edecek ki sen nasıl bir hukuk devletinin hakimisin diye çocukların hesap sormasını istiyorum. Buradan sizin aracılığınızla umarım bir duyar. Bizim torunlarımız, bizim çocuklarımız bizlerle gurur duyacaklar. Hak mücadelesi, hukuk mücadelesi verdiğimizi ama o Salih Pelivanoğlu vicdanıyla uyuyamazsın. O yastığa baş koyamazsın. Bu kadar. Evet, biz çok bir şey unutmuyoruz. İlk başta biz ailelere verilen sözleri tutulmadığını asla unutmuyoruz. Yusuf Erken'in maddeci yakınına attığı tekmeyi asla unutmuyoruz. FETÖ terör örgütünden oynaş olanları asla affetmiyoruz. Yani o kadar çok şeyler söylemek geliyor içimden ki yani çete liderlerinden oynaş olanları asla unutmak istemiyoruz. Yargı yürütmenin olmadığı bir ülkede ne söyleyeyim? Bir gün bu adaletin herkese lazım olacağını, bir gün bu adil ve baskıcı kararlar veren bir takım insanların talimatına karar verenler insanların bir gün gelsin de o günün de yakın olduğunu inanıyorum ben. Umudum var halen daha. Bir gün o sanık sandalyesinde yargılanıp hak ettikleri cezayı aldıkları günü bekliyorum. Buradan sesimiz olduğunuz için, gözümüz olduğunuz için katledilen 301 madenci aileler adına Soma 301 Madenciler Sosyal Yarışma Derneği Genel Başkanı olarak saygı ve selamlarımızı iletiyoruz. Hepinize çok teşekkür ediyorum bu akşam için. İyi ki geldiniz, iyi ki katıldınız. Programımıza çok değer kattınız. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Eyvallah, sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.